Herkese merhaba, çıkış yoluna hoş geldiniz. Her Perşembe olduğu gibi yine birlikteyiz. Gündemi yorumlayacağız ama Ekrem Bey, yani güzel bir şeyle başlayalım. Milli takım dün tur atladı. Biraz hani öldük öldük dirildik diyelim. Rakip 10 kişiydi Çekya karşısında. Cenk'in son 90 artı 4'te gelen golüyle artık rahatladık. Fişi çektik. Başlıkları vardı. Maça bakabiliriz mi? Maça baktım ben, hatta iki maça birden bakmak mecburiyetinde kaldım. Burada Portekiz maçını kastediyorsun. Fox TV yayınlıyor ama o Ronaldo olduğu için Ronaldo'nun oynadığı maçı, Portekiz maçını bir yandan gösteriyordu. Öbür tarafta da yine Fox'a bağlı bir başka televizyon kanalı var. Orada da Türkiye maçı vardı. Fakat o abonelerine yapılan bir servismiş. Beni de kapsamadığı için bu sefer ben de laptopta seyretmek zorunda kaldım. Aynı anda iki maçı da seyrettim. Benim için de ilginç oldu. Hakikaten dediğin gibi Türkiye milli takımı çok zor durumda kaldı. Yani şimdi maç Cenk'in attığı golle galibiyetle neticelenince tadına varıyoruz, seviniyoruz, her şeyi unuttuk ama öldük öldük dirildik. Neydi o öyle yani, adamlar 10 kişi mi? Biz mi 10 kişiyiz, onlar mı 10 kişi? Yani milli takımı abluka altına aldılar. Ve sonuçta bence teknik direktörümüz gene ne kadar büyük hatalar yaptığını kendisi ispat etmiş oldu. Forvetsiz oynama, santraforsuz oynama, bu tür saçmalıklardan vazgeçseydi. Bu dünkü maçta şey de güzeldi, kanat oyuncularımız da güzeldi işin doğrusu yani. Ben Herhalde Ferdi bu turnuvada yıldızlardan biri. Bence Ferdi çok başarılı. Herhalde bir transfer patlatabilir yani bu turnuva sonrası. Kaleci olabilir. Mert hem Gürcistan maçındaki o hatalı golü ama çok kritik kurtarışları da var. Bence yediği golde de faul de verilebilirdi. Yani kazanmak güzel, turu geçmek güzel ama hani beklentileri hep tadında bırakmak lazım. Gürcistan maçında da zorlanmıştık. Portekiz maçında sahada duramadık. Bu maçı da kazandık. Portekiz'de de aynı puanda. İkimiz de 6 puandayız ama Gürcistan'a da helal olsun. Yani Portekiz'i yendi. Ben bilmiyorum, siz o maça bakmışsınız. Herhalde öyle bir Peki. satış muazzalı bir maç değil herhalde. Böyle bahis Hayır, şirketleri hayır. için oynanmış bir maç gibi değil. Eş zamanlı seyrettim deyişimin sebebi bu. Biz Gürcistan'ı son dakikada yapılan bir 3-5 gol pozisyonu zaten direklerle bir vesairelerle kurtarmıştık. Dualarla kurtardık diyelim yani. Orada da öldük öldük dirildik. Son anda Kerem'in gidip de son dakikada attığı golle rahatlamıştık. Ama dün gördüğüm Gürcistan, yani o Portekiz bizi eze eze yenen Portekiz'i perişan etti. Yani Tabii çok Portekiz'in disiplinli oynadılar. Ronaldo'ya adım attırmadılar. Pepe yoktu. Biraz da defansta çok açıklar verdiler. Ama Gürcistan da hakikaten güzel oynadı. Sonra yorumcuları dinledim ben Amerika'daki. Çok önemli yorumcular var. Dört tane yorumcu bir anda hem Türkiye maçını hem Portekiz maçını yorumladılar. Amerika'da Yani futboldan anlayan var mı? Dört tane yorumcu yayında. evet. Ya şey mesela İtalya futbolundan tanıdığımız önemli bir insan orada gelmiş yorum yapıyor. Alman futbolundan tanıdığımız insanlar. Yani Amerikalı değil zaten Yok, genelde. çok takılıyorum. Futbolun içinden gelmiş yorumcular. Fakat futbola Amerika'da büyük ilgi var. Büyük bir yöneliş var. Şu anda da biliyorsun aynı zamanda Amerika Kupası da oynanıyor. Amerika. Benim gördüğüm yani Gürcistan'la bir daha oynasak, bu kafayla oynarsak Gürcistan bizi yener. Bu kafayla oynasak 10 kişi kalmış Çekya gene bizi yenebilir. Çünkü Türkiye hep söyleniyor, ben de aynı kanaattayım. Forvetsiz, santroforsuz. O bir değişik bir şey denemeye çalışıyor. Dün Barış sen şeyi söyledin, Ferdi'yi söyledin. Dün Barış Alper de sağ kanatta harikaydı. İyiydi, evet Demek evet. ki insanları yerinde oynatırsan Kesinlikle. ve iyi bir düzen kurarsan oynayacak bu çocuklar. Barış Alper maçın adamı seçildi. Şimdi o kadar çok dün hakem sarı kart gösterdi ki biraz ilginç de bir hakem vardı. Bazı oyuncular ceza aldı. O yüzden ister istemez Montella yeni bir kadro kurmak zorunda. Avusturya ile karşılaşacağız. Hollanda ve Fransa'yı altına almış grupta. Mart ayındaki hazırlık maçında bize 6 atmıştı. En azından oyuncuların hırslanması açısından da güzel. Yani belki bir intikam demeyeyim de bir rövanş fırsatı olarak görürler ama işimiz zor değil. Genç bir takımız. Dileriz sürpriz favori Avusturya görünüyor. İnşallah geçeriz o maçta. 2 Temmuz'da olacak. 2 Temmuz Salı günü. Yani bu bizim teknik direktörün İtalyan modeli futbolu bence Türkiye'ye uymuyor Levent Bey. Yani çok sağlam defans, basketbolda olduğu gibi sürekli pres,
Ondan sonra peki golü kim atacak? Tamam, hep gol yememe üzerine. Ha, golü de bir ara bir yere sıkıştırırız mantığı. Ben İtalyan futbolunu zaten çok fazla haz almam. Yani İngiliz futboluyla, Alman futboluyla, ne bileyim, Latin Amerika futboluyla karşılaştırdığım zaman bana hep soğuk gelir. Yani burada da aynı şeyi görüyorum. Türkiye milli takımının, geçen gün Nihat'ı dinledim. Nihat, Beşiktaşlı Nihat, eski Tabii Nihat. canım. Çok güzel bir şey söylüyor. Abi biz her halükarda gol yeriz diyor. Bize gol atmak lazım. Gol atmak düşer. Yani her halükarda biz iyiyken de yine gol yerdik diyor. Fakat bu teknik direktörlerin enteresan şeyler oluyor. Bir bakıyorsun vaktiyle bir teknik direktör Hakan Şükür'e takmıştı. Ya bütün Türkiye yalvarıyor. Abi oynat bunu. Oynatmıyordu. Bir ara İlhan Mansız da böyle kadre maruz kalmıştı. Şimdi de böyle bir santraforsuz Türkiye milli takımı var ki. Yani ben bunun pres yapalım. Mesela Arda ile ilgili problem de onun öyle olduğunu zannediyorum. Yani tipik böyle hani 10 numaraların forvet arkası oynayan insanların ta defansa gelip top çıkarması istenirdi. Davum'la Sergen'in böyle bir tartışması var biliyorsun. Defansa geldi. Hocam boş ver defansı. Ben diyor gol atarım. Ben ileride durayım diyor Sergen. Herkes de Sergen değil yani hocaya ya hocam yanlış düşünüyorsun diyecek durumda değil. Yani biraz daha hücuma yönelik oynayabilirse bu işin içinden çıkabilir. Ama 6-0'ın ardından 6 olmaz 3 olsun o da bir gelişmedir diye düşünürse ve sıkı şey üzerine sürekli pres ve sürekli defans üzerine yoğunlaşırsa takım oyuncuların elinde olan bir şey değil. Bir önceki maçta Barış Alper ne oynuyordu hiç anlamak mümkün değil. Çocuk kayboldu, mahvoldu, perişan oldu Portekiz maçında. Dünkü Barış Alper ya adamın sol kanatlarını çökertti. Sağ kanattan yaptığı her hamleyi neredeyse geldi kalenin önüne gol pozisyonu yaptı adam. Nitekim Neyse, sonucunu da almış oldu. inşallah Ama bunu böyle oynatması lazım adam. daha futbol konuşacağımız anlar olur kastım. Avusturya'yı geçiriz ki inşallah heyecan ve maceramız devam eder. İnşallah çok daha futbol konuşuruz. Şimdi Avrupa Şampiyonası artık eleme usulüne geçti. O yüzden daha zevkli hale geldi. Bazen grup maçları sıkıcı oluyor. Hele İngiltere'nin bir grubu var. 6 maçın 5'i berabere bitmiş. Böyle azap grubu gibi. Dileriz hem güzel futbolu hem de Avusturya'yı geçeriz. Avusturya geçtikten sonra da hani sıralama eşleşmede de avantajlı bir yerdeyiz. Hani hep eleyebileceğimiz ihtimaller var. Bakalım. Diyelim şimdi siyasi gündeme geçeceğiz. Burada bir Bugün şey söyleyeyim sadece buyurun. Levent Bey. Şimdi bu Avrupa maçlarında Avrupa ülkelerinin birçoğunda önemli bir Türk nüfus var. Avusturya ile oynarken de karşımıza çıkacak bir sorun. İlerleyen turlarda inşallah Türkiye ilerler. Almanya var. Diğer Avrupa ülkeleri var. O her ülkenin de aşağı yukarı içinde önemli bir Türk nüfusu var. Onların da sevinç ve şeyi var tabii böyle bir taraftarlık duygusu var. Takdire şayan. Fakat çok kontrollü olmasında bulundukları ülkelerde Doğru. bulundukları ülkeleri çok kıskandırmak ve tahrik etmemekte fayda var. Tabii sesimiz nereye gelir, nereye duyulur bunu bilmiyorum ama şöyle bir empati de yapmak lazım. Yani sen kendi ülkendesin, ülkene gelmiş bazı insanlar yerleşmişler, sonra milli maç oluyor. Adamlar milli maçtan dolayı yerleri gökleri inletiyorlar ve bir gün takımınızla takımları karşı karşıya geliyor. Sonra adamlarda bizde de oluşan bir reaksiyon olabilir. Bunu biraz hesaba katmakta fayda var. Maçlar Almanya'da oynanıyor malum. Avusturya inşallah geçeriz. Ama geçsek de geçmesek de ilerleyen turlarda diğer Avrupa ülkeleriyle karşılaşsak da karşılaşmasak da hani futbolun tipik bir artık ezberlenmiş kutsal kelimesi oldu. Respect. Yani saygı duymakta. Rakibe saygı duymakta fayda var. Onların milli marşını ıslıklamaktan daha değişik hırçın hareketlere kadar dikkatli olmakta fayda var diye Şöyle düşünüyorum. Not son düşelim. Gülistan maçında hatta Gülistan teknik direktörü ya bizim maaşı niye ıslıklıyorsunuz? Bizim sizin aranızda hani hiçbir mesele yok. Biz hep size saygılı olduk dedikten sonra sanki diğer maçlarda diğer ülkelerin milli maaşına yönelik daha böyle. Yani ben protesto açıkçası görmedim. Gülistan maçı kadar olmadı. En azından orada bir tavır değişikliği var. Ama tabii Avrupa'da yaşayan diasporanın ki Avusturya'da da önemli Türkler var. Bu milli takım kazandığı zaman böyle o yılların getirdiği böyle bir eziklik diyebilirsiniz. Belki ikinci sınıfı konumu, belki o duygular da depreşiyor. Ama inşallah Avusturya'yı eleriz de sırf düşüneceğimiz şey olur. Avusturya'daki Türkleri de şimdiden eleyelim, ölçülü sevinelim, tahrik etmeyelim diyerek de bir mesajla
futbol bahsini kapatalım. Şimdi Ekrem Bey, bugün siyasette önemli bir gelişme oldu. Özgür Özel ilk defa erken seçimle ilgili tarih konuştu. Bir gün gazetesine verdiği röportajda dedi ki 1,5 yıl sonra erken seçim bekliyorum. Şimdi bu 1,5 yılın da bir anlamı var tabii ki. 2 yıl içerisinde sonra milletvekilleri bazı özlük haklarını elde ettikleri için daha öncesinde erken seçim için hep ayak sürüyorlardı. Ki yarısından fazlası ilk defa vekil olanlar var. Onlar için önemli. Herhalde onu da düşünerek dedi ki 1,5 yıl sonra erken seçim bekliyorum. Erdoğan 5 yıl için seçildi ama bu süreyi tamamlaması mümkün görünmüyor. Normalleşmeyle ilgili olarak da ben MHP, AKP olmasaydı da normalleşirdim. Ben onların seçmenleriyle normalleşiyorum. İşte bizi terörle merörle yan yana gösteriyorlardı. Bu imajdan sıyrılıp onların seçmenlerine ulaşıyorum olarak da mealen bunları söyledi. Siz bu seçim tahminini doğru buluyor musunuz? Yani sizde de benzer bir projeksiyon var mı? Ne dersiniz? Bununla başlayalım. Ben daha iyi niyetli düşünmüştüm Levent Bey. Sen daha böyle tecessüs etmişsin. Haklı olabilirsin. Ben şöyle düşündüm. Seçimler genelde sonbaharda oluyor. Yani böyle onun ön hazırlığı da bir 3-5 ay, 6 ay alıyor. Yani o seçmenle ilgili bir takım şeyler var. Hukuki prosedürler var falan. Dedim ki herhalde bu sonbahara yetişmez. Bir sonraki sonbahara yapılması, aceleye getirilmemesi daha iyidir diye düşünüyor zannettim. Aşağı yukarı Ya öyle ilk başta benim oluyor. aklıma o geldi. Ama bu sebep makul bir sebep benim kanaatim. Yani evet seçim yap. Erken seçimden zaten kaçmak çok zor. Hatta bir sonra yani 2025'e ötelemek de çok kolay gözükmüyor Levent Bey. Yani erken seçim Türkiye'nin gündeminde. Türkiye erken seçime öyle ya da böyle bu yıl ya da önümüzdeki yıl girmek zorunda. Çünkü burada siyasetin çöktüğü bir alan var. O alanın ya yeniden güven tazelemeyle veya iktidar değişimiyle devam etmesi lazım. Yoksa Ekrem Bey, siyaset şimdi araya şöyle büyük gireyim. bir bunalımda. Meclisteki sandalye sayısına göre eğer AKP'nin evet demediği sürece meclisin erken seçim kararı alması mümkün değil. Ülkedeki medya gücü, muhalefetin gücü, kurumları düşünürseniz yani AKP'yi erken seçime zorlayacak çok güçlü bir yapısal bir durum yok. İstediği kadar muhalefet erken seçim desin, eğer Erdoğan erken seçime gitmeyi düşünmüyorsa teknik olarak erken seçime gitmesi mümkün değil. Bir kere böyle bir gerçeklik var. Ama şöyle bir şey var. Daha geçtiğimiz Mayıs ayında 28 Mayıs'ta seçildi Cumhurbaşkanı. Yani daha 1 yıl 1-2 ay üstünden geçmiş. Tekrar seçimi konuşmak, yani sadece ekonomiyle mi açıklanır, sadece yerel seçim sonuçlarının kötü geçmesiyle mi açıklanır? Size göre 1 yıl sonra tekrar seçimi konuşuyor olmamızın sebepleri nedir? Ya bir kere senin söylediğin matematiksel bir gerçeklik. Yani şeye bakacak olursak matematikte yani o rakamlara bakacak olursak evet dediğin doğru. Fakat ben o tarz bir baskının olmadığını düşünüyorum. Yani asıl toplumsal bir baskı var. Yani Türkiye'de hem ekonominin çöküşü, insanların alım gücünün zayıflaması, kiraların alıp başını gitmesi, emekli maaşlarının erimesi, memur maaşlarının, işçi maaşlarının eriyip gitmesi, işte tasarruf tedbirleri adı altında vatandaşa sürekli vergiler uydurulması ve bu arada lüks ve şatafatın devam ediyor olması, bütün bu haksızlıklar, adaletsizlikler eskiden de yok muydu? Vardı ama son 2-3 seneden beri bu kadar aşikar ve bu kadar hissedilir değildi. Bir ortada böyle bir ekonomik sorumluluk var, zorunluluk var. Bir tarafta da siyaseten bir tıkanma var. Yani Cumhur İttifakı sürekli parçalanmış bir vazoyu yapıştırmakla son 2 aylık, 3 aylık konuşmalara, mesajlaşmalara herhalde biraz sonra konuşacağız. Ama son 2-3 aydan beri neler 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 oldu. Yok yüzükle beraber dosyalar göstermeler, yok efendim ta şeyden başladı. Ferdi Tayfur şarkıları dinletmekle başladı Devlet Bahçeli. Ondan sonra Sinan Ateş cinayeti üzerinden Erdoğan'ın 1,5 yıl sonra Sinan Ateş'in ailesini saraya davet ediyor olması, onun altındaki mesajlar, mafyanın Türkiye'nin adeta bütün dizginlerini ele alması, haksızlığın, adaletsizliğin inanılmaz seviyelere ulaşması, yanında yani böyle ekonomik problemlerin yanında siyasi bir kilitlenme söz konusu ve bunu çözemiyor AKP. Bunu Erdoğan da çözemiyor. Burada bir yılmışlık, burada bir bıkmışlık, burada bir usanmışlık var.
Dolayısıyla öyle sadece matematiksel olarak rakamları yan yana koyup erken seçim kararı için şu kadar milletvekiline evet demesi lazım. Doğru, teknik olarak doğru. Zaten sen de öyle söylüyorsun. Teknik olarak böyle olması gerekiyor. Fakat toplumsal baskının ben geçmiş dönemlerden çok daha katı, çok daha yoğun olduğunu, il ve ilçe teşkilatlarının nabız tuttuklarında vatandaşın öfkesini hissettiklerini düşünüyorum. Hala fatura çıkaramadılar. Bak AK Parti veya AKP her ne olsa ikinci parti haline geldi. Birinci parti olmaktan çıktı. Ve çok ağır yenilgiler aldılar. İstanbul'u çok feci bir şekilde kaybettiler. Ankara'yı. Yani zaten İzmir'i hiçbir zaman Türkiye'nin büyük vilayetlerini belediye seçimlerine takır takır vatandaş ellerinden söktü, aldı. Hala sorumlu falandır filan da şimdi bir ara ara haberler çıkıyor. İşte efendim il Yedi il teşkilatları başkanı kurtuldu. değiştirdiler. Yani MYK İçinde. değiş. Bunlar en kolay şeyler. Masa başında oturursun. Bir gecede MYK'yı değiştirirsin. Bir gecede il başkanını değiştirirsin. İyi de şey ne oldu? Yani 7 tane il başkanının yediği bir hezimet midir bu? Dolayısıyla benim gördüğüm siyasi kilitlenme, ekonomik kriz ve toplumsal baskının her geçen gün artıyor olması Türkiye'nin gündemine erken seçimi taşıyor. Yoksa Özgür Özel'e kalsa veya muhalefete kalsa erken seçim diye bir gündem zaten yok Türkiye'de. Bu toplumsal baskı hem muhalefeti zorluyor hem iktidarı zorluyor. Şimdi tabii Özgür Özel ile ilgili olarak da işte bu CHP'nin son yerel seçimlerdeki başarısının aslında ona ait bir başarı olmadığı, ekonomik sıkıntılığın çok belirleyici olduğu, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş faktörünün çok etkili olduğu. Yani aslında Özgür Özel aslında mealen bazıları da şöyle söylüyor. Yani sen olmasan başkası da olsaydı da CHP birinci parti çıkardı. O yüzden hani sen bu başarıyı çok üstüne alma. O yüzden bu normalleşme vesaire gibi çalışmalarla AKP'yi ayakta tutuyorsun. Tam böyle ikinci parti olmuşlar. Vuracaksın, devrilecek. Habire ona zaman kazandırıyorsun eleştirileri var. Kimileri de diyor ki hayır Özgür Özel de fena gitmiyor. Akıllı bir şey yapıyor. Bu başarı biraz tepki oylarının çok olduğu bir başarıydı. Ne kadar çok AKP, MHP seçmenine ulaşabilirse ve ne kadar biraz zamanı yayıp insanları ikna ederse o kadar başarılı olur. Sizce Özgür Özel iyi mi gidiyor, kötü mü gidiyor? Metot olarak ne diyorsunuz? Kural şudur. Toplumsal başarı elde etmek için toplumsal nabzı iyi tutmak lazım. Yani evet Erdoğan'a büyük öfke vardı. Evet AKP'ye karşı büyük öfke vardı. Bu öfke büyük bir rüzgara dönüştü. Özgür Özel de o rüzgarın önünde bulunan çiçeği burnunda bir lider olduğu için seçimden başarıyla çıktı. Ama burayla yetinip hani maçın sonu biraz önce şey için de söyledik ya Çekya maç için de söyledik ya tamam maçı kazandık diye her şeyi unutalım ama 10 kişiyle adamlar bize cehennemi yaşattı. Bunu unutmayalım. Arızalar nerede ona bakalım. Bakmazsak yani şeyde dünya işleri de böyledir. Futbol gibidir. Yani bunu unutursak sonra büyük bir hezimetle karşı karşıya kalabiliriz. Toplumsal gerçekliğe dönmesi lazım Özgür Özel'in. Toplumsal gerçeklik de şudur. Demokrasiye sonuna kadar sahip çıkacaksın. Temel hak ve özgürlükler konusunda sonuna kadar sahip çıkacaksın. Nasıl Sinan Ateş'in ailesiyle görüşüyorsun, ona sahip çıkıyorsun. Hüda Kaya diye yaşanan büyük bir dram var orada. Öyle değil mi yani hapishanelerde yeni serbest bırakıldı ama değer miydi bu kadar hapishanede kalmasına gerektirecek bir şey var mıydı? Selahattin Bey'in kaç yıl oldu? 6 yıl mı? 7 yıl mı oldu? 7 yıldır hapishanede olması değer mi? Bütün bunlarla ilgilenmesi lazım. Hatta ve hatta şimdi cemaatçilik gibi algılayacak belki ama bir televizyon yöneticisi olan Hidayet Karaca'nın 9 senedir hapiste olmasının ya Allah'tan kork adam mı öldürmüş, hırsızlık mı yapmış, yolsuzluk mu yapmış? Bu insanın ve buna benzer insanların mesleğini yaparken sadece bir gönül bağından dolayı alınıp, allem edilip, kullem edilip, dosyalar inşa edilip, suçlamalar, saçma sapan suçlamalarla insanların hapse atılması da Özgür Özel'in gündeminde olmalı. Ekrem Yani Bey KHK'lılar şöyle başlı başına gündeminde olmalı. konuyu Senin buraya böyle bir getirdiğiniz gündemin için yoksa yani CHP gibi bir partide genel başkanlık yani o bir müddet kalırsın ama toplumsal gerçekliğe dönüştüremediğin için bir zaman sonra eriyip gidersin. şimdi o konuya girdiğiniz için o konuyla ilgili iki tane durum var. Birincisi şöyle zaten bunlar KHK'lar vesaire AKP ile
Zaten pozisyonları belli, gidip AKP'ye oy verecek halleri yok. Hani bunlar için özellikle dile getirip havuz medyasından FETÖ'cü damgası yemeye de gerek yok. Bunlar zaten seçimde Erdoğan'ın karşısında kim varsa ona oy verecekler. O yüzden çok bağırmamıza gerek yok diyorlar. İkincisi de Özgür Özel, şimdi Osman Kavala ve Demirtaş'la alakalı Erdoğan'la görüşmelerinde taleplerini anlatırken diyor ki biz ekstradan bir şey istemiyoruz kardeşim. Anayasa Mahkemesi ve AİHM kararları uygulansın, biz bunu istiyoruz. Şimdi AİHM ki dün de karar verdi. KHK'larla alakalı artık biner biner, yüzer yüzer ihlal kararları veriyor. Ha sen madem bu kadar AİHM ve AYM kararlarıyla alakalı ilkeliysen, KHK'lara ne kadar yanlış yapıldığı, hak ihlali olduğu, tutuklamalarından atılmalarına kadar bir sürü AİHM kaç artık sayamadım, binleri de geçti. O zaman madem ilkeliysen aynı AİHM bu insanlarla ilgili de büyük haksızlık yapıldığı söylüyor. Yani Demirtaş, Kavala kolay bunları söylemek. Ama eğer gerçekten ilkeli bir insansan bunları da dile getirmen lazım. Burada da büyük bir mağduriyet var. Kendisiyle de çelişiyor. Valla Levent Bey, siyasi tarihimizde böyle parlayıp sönen dünya kadar yıldız vardır. Parlayıp parladığı yerde bir yıldıza dönüşmenin yolu toplumsal gerçekliğe eğilme cesareti göstermektir. Yani bugün sen AKP ile KHK'lar konusunda eğer aynı düşünüyorsan zaten senin bir farkın yok. O da çöp, bu da çöp der insanlar bir müddet sonra. Ya ne farkınız var? Eğer insanların mahkemeye tabi tutulmadan, savunma hakkına hürmet edilmeden, saçma sapan, hukuki hiçbir gerçekliği olmayan, baylok gibi öğrencisini efendim bir okula yazdırmak gibi, bankaya para yatırmak gibi, böyle bunlar suç değildir. Suç, hukukun en temel ilkesi, daima her yerde herkesin söylemesi lazım. Bir şeyin suç olabilmesi için kanun lazım. Kanunun da suçun işlendiği tarihte olması lazım. Yani mesela 10 sene sonra kanun çıkarıp bankasıya para yatırmak suçtur dediğinde o zaman sen bankasıyı açarken böyle onu bunu iterek kuyruğa girmek, sıraya girmek, ekranlarda görünmek istiyordun. Sen niye hesap vermiyorsun da vatandaş bankaya para yatırdı diye hesap versin? Veya çalıştığı kurum bankası, banka olarak bankasıyı seçti diye niye adam hapiste kalsın? Şimdi hiçbir ya KHK zaten başlı başına bir zulüm. Kardeşim yani bunu bir kere temel olarak kabul edeceksin. Yani ta yıllar öncesinden Süleyman Demirel'in hala YouTube'da insanlar arasa bulur. KHK'nın nasıl antidemokratik olduğunu, devleti nasıl çökertebileceğini anlatıyor. Vaktiyle de uygulanmış, her defasında da pişman olunmuş bir şey. Önce senin ilki olarak KHK yanlıştır. Suçun olduğu yerde kanun lazımdır. Kanun olmadığı yerde suç yoktur. Hala da suç yoktur bak. Hala da kanun yoktur çünkü. Yani bir içtihat geliştiriyorlar kendilerine göre. Efendim bunu böyle yaparsan ben seni suçlu kabul ediyorum. Kanun nerede? Hangi kanun? Hocam Hangi Bey, maddesi? şimdi kanunsuz suç olmaz ilkesini hatırlattınız. Bu gerçekten AİHM kararlarında kanunsuz suç o kadar az verilen bir karar ki, yani mahkeme herhalde 50-60 yıllık on binlerce karar almış, ihlal kararı almış. Bu kanunsuz suç olmaz bir elin parmakları, yani o kadar ağır bir ihlal, onu demek istiyorum. Yalçın Kaya kararında hatırlarsınız, Kayseri'de öğretmen Evet. bu kararı verdi. Dedi ki yani bir şeyin suç olabilmesi için kanunla düzenlenmesi lazım. Yani sen neye göre, hangi kafana göre bu işte suç var diyorsun dedi. Yani aslında bu şu demek, Anayasa Mahkemesi üyeleri, yani şerefiniz varsa istifa edin demek. Bu yerel mahkemeler, yani şerefin varsa git başka bir iş yap demek. Ama Türkiye'de hukuk, demokrasi, bunları zaten bildiğimiz için belki izleyicilerimiz ya sen ne anlatıyorsun diyebilirler. Şimdi konuyu değiştireceğim eğer ilaveniz yoksa, çünkü grup toplantılı Bahçeli önemli işler var. Tam değiştirelim ama genel kuralı söyleyelim. Özgür Özel özelinde söylüyoruz ama başkası için de geçerli bu. Toplumsal gerçeklikten kopan, sonra güç odaklarıyla aynı atmosferde bulunup aynı şarkıyı söyleyen her siyasetçi lanetle yad edilecektir. En azından altından kalkamadı, yükü taşıyamadı, emaneti götüremedi ve çok büyük bir fırsatı heba etti diye anılacaktır Levent Bey. Özgür Özel bir yol kavşağında. Özgür Özel ve diğer siyasetçiler. Ya toplumun bütün haklarına, herkesin haklarına, yani azınlık diyebileceğimiz insanların haklarına, gayrimüslim azınlıklardan bahsediyorum. Kürtlerin en tabii demokratik haklarına, Alevilerin en temel hukuki haklarına,
çoğunluğun aklına, kimse insan aklının tamamına, bunun içine KHK'lıları %100 dahildir. KHK'lıları görmezden gelerek kendi gözünü kapatıp gece olmuş diyerek insanları uyutmanın bir anlamı yoktur. Hak ihlallerine göz yuman adamdan lider olmaz. Hangi partide olursa olmaz. Erdoğan da kendini böyle yedi bitirdi. Vaktiyle herkesin hakkına sahip çıkacağım, ben de bu işin mağduruyum diye çıkıp büyük bir destek almıştı. Sağcısından, solcusundan, oradan buradan herkesten. Şimdi insanlar unutuyor o. Sanki bir sadece bazı insanlar destek vermiş gibi atıyor, tutuyor da herkesten destek almıştı. Yurt dışında ve yurt içinde. Ama sonra kendini inkar etti. Çünkü o emaneti taşıyamadı. O yükü taşıyamadı. Vizyonu ona yetmedi. Misyonu ona yetmedi. Her neyse. Evet, herkes destek verdi derken böyle aklıma nedense Yaşar Yakış geldi, dün vefat etmişti. Bugün de mecliste bir tören vardı. Bir kez daha başsağlığı dileyelim. Ben hatırlıyorum böyle birkaç ortamda beraber olduğumu, sizi de hatırlıyorum. Böyle gazetede de ziyarete gelmişti. Hem bir nevi destek olarak. İhraç edildiğinde de iyi ki yollarımız ayrıldı diyerek de bu memnuniyetini dile getirmişti. Allah rahmet eylesin. Şimdi Ekrem Bey, grup toplantılarında dün Erdoğan çok net bir şekilde Cumhur İttifakı'na sahip çıktı. Dedi ki Cumhur İttifakı'nın herhangi bir üyesine yapılan saldırı bize yapılan saldırıdır. Hani devletler arasında böyle anlaşmalar olur ya, onlara yapılan saldırı bize yapılan bir saldırıdır. Buna göğüs gereceğiz. Aramızda bir sorun yok. Bizim normalleşmeden anladığımız muhalefetin normalleşmesidir dedi. Ve ertesinde de Bahçeli'yi konuk aldı. Arkadaşlar da ekrana getirebilirlerse, çok konuşulan bir görüntü de var. Bunun servis edilmesinde bir maksat mı var diye. Öncesinde de Bahçeli Salı günü grup toplantısında da şunu yaptı. Dedi ki Sinan Ateş davasına biz sadece avukatlarımızla gideceğiz. Hani beklenti şuydu, oraya ülkücüler gidecekler, kalabalık, kimseyi almayacaklar, nümayiş olacak, belki provokasyonlar olacak. Bahçeli kesti attı, sadece avukatlarımız olacak, bizden başka hiç kimse olmayacak. Bu herhalde ülke ocaklarına da orada olmayacaksınız talimatı gibi bir şey, eğer doğru yorumladıysam. O da bir şekilde geri adım attı. Şimdi bazıları diyor ki saray kazandı, Bahçeli'nin burnunu sürttü. Kimileri diyor ki Bahçeli kazandı, bak istersen git CHP ile ittifak kurarsan kur. Ama Erdoğan yok, CHP ile ittifak kurmuyoruz, öyle bir şey yok diyerek kestirip attı. Siz nasıl yorumluyorsunuz? Ama öncesinde şu görüntülerle başlayalım. Bunların servis edilmesinde bir kastı mahsusa var mı sizce? Mutlaka bir kastı mahsusa vardır. Yani bunlar bu görüntüleri servis edelim mi etmeyelim mi diye sormadan servis edebileceklerini tahmin etmiyorum yani. Haber ajansı diye adı geçiyor ama bu artık tamamen Fahrettin Altun'a bağlı bir kurum, bir kuruluş halinde çalışıyor. Oradan izin almadan, müsaade istemeden Yok, ilk yayın geçen Anadolu yapmaları. Ajansı, Demirören de Anadolu Ajansı'ndan almaz. Yani tek dağıtan Anadolu Ajansı. O zaman daha net. Yani Anadolu Ajansı dediğiniz şey zaten devlet kurumu gibi şu an. Öyle eskiden iyi kötü birazcık yarı bağımsız hali vardı. Onlar da tamamen kalktı. Tamamen seçim Parti sonuçlarını kurumu diyeyim, manipüle devlet edip kurumu de değil de parti kurumu. parti kurumu oldu. Evet, eskiden de. Ama biliyorsun Türkiye Cumhuriyeti'nden daha eskidir. Anadolu Kesinlikle. Ajansı'nın. İkrami hatırlarsın, bizim hani ilk daha AKP öncesi Anadolu Ajansı prestijli bir kuruluş. Yani bir haber servis Tabii. ettiği zaman, hatta konuşurken A geçtiyse onun netliği konusunda zaten en bir tartışma olmazdı. Şimdi Anadolu Ajansı geçmişse doğru değildir gözüyle bakılıyor. Tabii ki. Yani Türkiye Cumhuriyeti kurulmadan, ya yani 1923'ten önce kurulmuş bir önemli haber ajansıydı. Sizin de az önce söylediğiniz gibi Anadolu Ajansı'nın geçtiği habere, Anadolu Ajansı'nın geçtiği fotoğrafa büyük bir güven olurdu. Çünkü bilinirdi ki orada büyük editörler var. Haber dört bir taraftan çapraz kontrollere maruz kalmıştır. Ve haber editörlerin elinden geçerek bilginin doğruluğu araştırılarak servis edilmiştir. Şimdi Anadolu Ajansı dediğin artık şüpheli işlere bulaşmış, karanlık işlere bulaşmış. Hatta Anadolu Ajansı kimliğiyle dolaşıp da yurt içinde, yurt dışında başka işler yapan, herhalde şeyi karıştırıyorlar. Anadolu Ajansı deyince ajanlık yapmakla bazı şeyleri karıştıran bir kurum haline dönüştüğünü düşünüyorum ben. Ama kesin olan şey şu, senin az önce harika bir ifadenle artık devlet haber ajansı değil, bu bir parti haber ajansı haline dönüşmüştür. Parti haber ajansının izniyle bu görüntü servis edilmiştir. Yani her halükarda bunun anlamı şudur Levent Bey.
alttan alta çok dip noktalardan AKP ile MHP arasında bir hesaplaşma devam ediyor. Restleşmeler oldu son 3 ay 5 aydır, Çok bakın. ilginç bir şey Çok net söyleyeyim. restleşmeler MHP var. kendi sosyal medya hesaplarında bu görüntüyü de aynen yayınladı. Yani bizce de bir sorun yok mu diyorlar. Ben öyle görmüyorum. Yani burada MHP genel başkanın ayaklarını sürerek, yürüyerek göstermek ve bunu alıp onlarda da liyakat kalmamış herhalde. Hani insan bir şey yapmaz yani kendi liderini böyle resmetmez, kendi liderini böyle görüntülerini yayınlamaz. Neticede bir parti, bir propaganda biriminden bahsediyoruz. Ya belki de kötünün iyisi diye düşünüyorlar. Çünkü biliyorsun Hala bu toplantı yürüyebiliyor. gelen Devlet Bahçeli toplantıya vaktinde gelemedi. Normalde salı vaazları, siyasette böyle bir şey var. Salı vaazları diye bir şey var yani. Siyasetçiler salı günleri bir şeyler konuşma ihtiyacı hissediyor ve takvime bağlanmışlar. Biri bitiriyor, öbürü başlıyor. Bütün televizyonlarda bunları genelde canlı yayınlıyor biliyorsun. Devlet Bahçeli uzun bir aradan sonra ilk defa bu toplantıya geç kaldı. Büyük ihtimal rahatsızlıkları var. Yaşı da buna müsait yani, bu çok da yadırgamamak lazım. Sonra normalde ayakta yaptığı konuşmayı, yüzlerce defa ayakta yaptığı salı vaazını oturarak yaptı. Sonra da kulislere çıktığı zaman yorgunluğu ve hastalığı çok iyi hissediliyordu. Kulise basın mensuplarını alınmadı veya çıkarıldı. Görüntü almalarına engel olundu. Daha 2 gün önceki hadiseden bahsediyoruz. Dolayısıyla o kötü halden bu hal onlara daha kötünün iyisi gibi gelmiş olabilir. Ama siyaset böyle bir şeydir. Ben çok vicdansız davranılmaması gerektiği kanaatindeyim. Bülent Ecevit'e Allah rahmet eylesin. Yani MHP saflarından da AKP saflarından da çok ağır laflar edilmişti. Çok yaşlı denmişti. Çok işte efendim çok ağır. Yani şimdi burada belki genç sevgili seyircilerimiz bilmeyecektir. Yani af buyurun altına ediyor da işte falan filana kadar, bez bağlıyorlara kadar ağır laflar üretilmiş, söylenmişti. Ama hiç kimseyi kınamamak lazım. Yani sonuçta kardeşim, hatta Erdoğan o dönemde atıp tuttuğu Melih Gökçek'le beraber o zaman genç siyasetçiler portresi sunuyorlardı. İşte Erbakan için, sadece Ecevit için söylemiyorum, Erbakan için. İşte yaş yetmiş, iş bitmiş nevinden konuşmalar yapılıyordu. Süleyman Demirel'le ilgili aynı şeyler yapılmıştı. Yani keşke siyasetçiler erken bıraksa, bu hallere düşmese diye insanın içinden geçmiyor Kesinlikle. değil. Ama geç yani, eğer bırakmıyorsa da böyle bir sonraki siyasi jenerasyonda görev alacak siyasetçilerin bunu çok fazla, tarih şahittir ki, suistimal etmemesi lazım. Sonuçta insanoğlu böyle bir varlık. Yani başladığı yere gelen bir varlık. Çocuk neredeyse yaşlanınca tekrar aynı noktaya dönen Şöyle insanlardan Ecevit'le bahsediyoruz. alakalı dediğiniz gibi üsluplar farklı olabilir ama eleştiri doğruydu. Artık gerçekten hayatını ikame ettirememekte çok ciddi sıkıntılar yaşıyordu Ecevit. Artık başbakanlık görevinde kalması zaten çok böyle sırıtıyordu ki partisi %20'den %1'e düştü. O gün Ecevit'e gelen eleştiriler haklıydı ama aynı duruma düştüler, aynı konuma düştüler. Yürüyemiyor, oturarak konuşuyor. Bu da zaten haftada bir gün ortaya çıkıyorlar. Salıdan salıya sadece grup toplantısına geliyor. Dediğiniz gibi sağlık sorunlarını çok suistimal etmemek lazım ama yani eleştirdikleri şeyi şu an bizzat yaşıyorlar. Yani Kasım ayında Amerika Birleşik Devletleri'nde seçim olacak. Hem Biden çok yaşlı, hem Trump çok yaşlı. Trump linç ama Yani Trump'ın kafa zehir yani Trump Biden gibi görüntüler vermiyor. hayır, o da ta görev yaparken, Levent Bey, görev yaparken hatırlarsın öyle 3-5 tane görüntü vardı. Ne yapacağını şaşırıyordu. Nereye gideceğini, ne konuşacağını. Bir suyu içememişti. Elini aldı. Hatırlarsan suyu ağzına götürememişti. Ya arada herhalde 3 yaş mı 4 yaş mı var? Evet, daha dinç gözüküyor. Daha sportmen. Golf oynuyor falan filan. Ama şunu diyecektim. Bunlar sosyal medyada tartışılıyor, konuşuluyor. Bazen gülünüyor, bazen alay alınıyor, tiye alınıyor falan filan, ama genelde siyasetçiler bizdeki kadar, diyelim ki senatör olmuş adam, diyelim ki milletvekili olmuş insanlar. Ya bizdeki kadar bir seviyeyi aşağıya düşürmemeye çalışıyor. Düşüren oluyor ama genelde bir şey korunuyor, bir çizgi korunuyor. Tabii Türkiye'de seviye çok, hemen hemen her alanda çok düştüğü için siyasette de bu seviyeyi korumak çok kolay gözükmüyor. Ama bu görüntüye dönecek olursak, yani birçok MHP'linin, birçok ülkücünün herhalde kalbi burkulmuş olabilir.
Devlet tarafından bunun servis edilmesi de ayrı bir üzerinde durulması gereken bir imaj operasyonunun bir parçasıdır. Arada alttan alta kaynayan, buharlaşan bir çaydanlıkla karşı karşıya olduğumuzu unutmamak. Şimdi Ekrem Bey, 1 Temmuz'da Sinan Ateş davası başlayacak. Hani ilk duruşmadan çok beklenti yok ama davanın yavaş ilerleyeceği, bu en son Erdoğan'ın mesajları ve Bahçeli'nin tavrından sonra sanki bu konu MHP'yi rahatsız etmeyecek şekilde ilerleyeceğine yönelik bir hava oluştuğunu söyleyenler var. Tabii her an yeni bir delil oluşturup mahkemenin seyrini değiştirebilir Erdoğan. Bu her zaman elinde. Sanki MHP'yi de rehin almış gibi gösteriyor ama bir de şöyle de bir şey var. Öbürü de rest çekti. Yani gidersen git, biz feragat ederiz dedi. O da resti görmedi. Yok, işbirliği falan yok dedi. Tabii herkes birbirini deniyor. Herkes birbirine önce bir ileri krizi çıkartıp sonra da geri gelip çözüyorlar. Sizce son durumda bir barış mı sağlandı, yoksa her an bir daha kriz çıkmaya yönelik biraz zaman mı kazandı her iki ortak da? Ben Erdoğan'ın CHP-AKP ittifakından umduğunu bulamadığını düşünüyorum. Yaptığı istatistik büyük ihtimal araştırma şirketlerine onu da araştırmıştır diye düşünüyorum. AKP'lilerin içine siner mi CHP ile beraber ittifak kurmak? CHP'liler bu işe nasıl yaklaşır? CHP'lilerle uyum içinde çalışabilirler mi? CHP yönetimi hatırlarsan hafızamız çok zayıflıyor çünkü çok hadise yaşıyoruz. Üç bakanlığın CHP'ye verileceğine dair birkaç hafta önce dedikodular vardı. Kulis bilgiler vardı daha doğrusu. Yani uydurulmuş kulis bilgi de, gibi de gözükmüyordu. Parti içinden alınan bilgilere Ama dayalı Ekrem Bey, bazı insanların yaydığı AKP'liler şeyler vardı. iktidar devam etsin de nasıl ederse etsin, istersen hani açıklar, yani Perinçek'le de görüş yapabilirsin. Yani bizim için önemli değil. Sen bu ulufe dağıtmaya devam et, kadro dağıtmaya devam et, iktidarda kalmaya devam et. İster Perinçek'le ister neyle yaparsan yap. Yani AKP'liler çok takmaz diye düşünüyorum. Partizanları kastediyorum ama CHP'lilerin çok büyük sorun çıkartacaklarını düşünüyorum. Yani CHP biraz daha farklı pozisyon alır. Özgür Özel kalamaz yani öyle bir durumda. Özgür Özel zaten bunu görmüştür. Özgür Özel de gördüm. Bir de şey CHP'yi yani binde birlerde, on binde birlerde olan yerlerde sürünen ıslık çaldıkları zaman ancak çok az insanı toplayabilecek Doğu Perinçek gibi bir adamla kıyaslamamak lazım. MHP ile bile kıyas. MHP'nin şeyi nedir? Oy oranı %8 ile %15, %17 diyelim. Ama CHP çok köklü ve eski bir parti ve tabanı da az buz AKP'nin değil. ilkesizliğini bir söylemek kadar, yani o partizanların Çok doğru. ilkesizliğini. Doğru ama çıkacak arıza bir Perinçek'in çıkaracağı arıza gibi veya MHP'nin çıkaracağı arıza gibi değil. Yani çok hemen her yerde teşkilatı olan, hemen her yerde aktif elemanları olan insanlardan bahsediyoruz. Bir de doku uyuşmazlığı var. Altılı Masa'nın dağılmasının sebeplerinden birisi Kemal Bey'e sen gittin efendim vaktiyle mücadele ettiğimiz Saadet Partisi gibi efendim özellikle Milliyetçi Hareket Partisi'nden kopmuş gelmiş İyi Parti gibi partilerle ittifak kurdum diye tabandaki bir kaynama da söz konusuydu. Yani oradaki doku uyuşmazlığı MHP AKP doku uyuşmazlığından fazla ve yoğunluğu çok fazla. Onun için tam da birbirinin karşılığı değil. Fakat şunu söylemek istiyorum. Bir, CHP'ye güvenemediler. İki, CHP ile bir takım ilkesel konularda anlaşsalar bile AKP tabanının bu işe içine sindirebileceğine çok itimat edemediler. Dolayısıyla şunu söyleyeceğim, esas söylemek istediğim şey şu. AKP bir alternatif bulsa kendisini ve iktidarını devam ettirecek herhangi bir alternatif MHP'yi bir dakika tutmaz. Demek ki ilke bu. Ama CHP ile yapabilir mi? İşte onu denediler. Baktılar ki yapamayacaklar. O zaman geriye dönüp tekrar MHP ile kırıştırmaya devam ettiler. Bu da tabii ki Sinan Ateş cinayetini gölgeleyecek bir olay. Çünkü MHP'nin hassas olduğu bir konu. MHP'lerin somut bir şekilde hadisenin içinde olduğu, ülke ocaklarının somut bir şekilde kullanılan arabalardan, insanların kaçırılmasından, yer tespitinin yapılmasından, cinayet öncesi tehditlerin yapılmasından halihazırda Sinan Ateş'in eşinin ve ailesinin tehdit edilmesine kadar MHP ile ve Ülk Ocakları doğrudan bağlantılı cinayetten bahsediyoruz. Üstü örtülemeyecek bir cinayetten bahsediyoruz.
Ama Türkiye'de siyaset isterse hukuku ayakları altına alıp bir cinayeti, herkesin göz önünde işlenmiş bir cinayeti kapatabilir mi? Kapatabilir. O yüzden de Bahçeli çok sert tepki gösterdi. Eğer AKP'nin ve Erdoğan'ın bir başka formülü olabilseydi MHP ile o dakikada yollar ayrılmış olacaktı. Fakat öyle bir formül yok. Evet, önümüzdeki hafta dava başlayacak. Yine bu konuları görüşürüz. Pazar günü okuma zamanı da ne bekliyor izleyicileri? Huzur Onu bitireyim. arayışları var. Öyle Huzur. diyeceğim. Evet, huzur arayışları var. İnsan neden huzur arar? Huzur Huzur İstanbul değil miydi ya? romanlarından başlayacağım. Bir, iki, üç romandan başlayıp insanın huzur arayışı ve huzurun çıkış yolları nelerdir? Orada onun üzerine durmak Şimdi isterim. birçok şey anlatıp en son Edebiyatın huzur. kalbine dönecek. Şimdi epey şey anlatıp en son huzur İslam'dadırla bitirmiyorsunuz değil mi? Böyle bir daha böyle Tam farklı da bakıyor. öyle bir şey yapacağım. Huzur İslam'dadır diyen İslamcıların neden huzur veremediğini, neden huzur vaat etmesine rağmen bir türlü huzur ortamı oluşturamadığında bir küçük değinmeyle bahsedeceğim. Pazar günü merakla bekliyoruz. Ekrem Bey teşekkürler. Değerli izleyicilerimiz Ben haftaya teşekkür ederim. Perşembe ben bir seyahatte olduğum için olamayacağım. Görevden affımı istiyorum. Ekrem Bey program öncesi bahsetmiş. O da izleyicilere söyle. Onlardan affını iste dedi. Haftaya yokum. Görevden affımı rica ediyorum. Bir sonraki Perşembe yine birlikte olacağız. O zamana kadar hoşça kalın. Selamlar.